Evet sevgili izleyiciler, yine Yalıkavak Marina'da karşınızdayız ve Marina sohbetlerimiz devam ediyor tüm hızıyla. Konumuz astroloji. Astrolojiye dair birçok sürpriz konuyu konuşacağız bugün. Aslında ben de soracağım gelişi güzel. Çünkü karşımızda yine birikimli, donanımlı bir astrolog var. Olgu Ilgın bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk İnciciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Burada zaten kötü olmak yani mümkün değil. Değil mi? Çok güzel bir Harika bir atmosfer. yer. Aslında Evet. stüdyo Evet. ortamından çıkıp Harika, burada olmak evet. bizi de çok mutlu ediyor. Hem Bodrum'un tadını, güzelliğini çıkarıyoruz hem de izleyicilerimize de bu ortamı yansıtmış oluyoruz. Siz Aynen. de tatil için geldiniz, değil Tatil mi? için geldim, evet. Çok güzel de bir rastlantı oldu. Kesinlikle öyle. Yani böyle bundan daha iyi bir şey olamazdı. Çünkü denk getirsem bu kadar güzel olmazdı Evet, diye ben düşünüyorum. çünkü bu aslında belli başlı tesadüflere çok inanıyorum. Zaten Herkesi bir tesadüf yok şekilde ya. Evet. bir araya getirmek için düzenlenmiş bir Evet. sistem var. Evet, Biz de şu kesinlikle. an bir araya geldik. Evet. Sanırım aslında haritamızda da birbirimizi etkileyen kısımlar var. Seninle Siz var. daha iyi Evet. biliyorsunuz Evet, ama varmış. birbirimize şans getireceğiz, değil mi? Evet, inşallah. Evet, umarım da öyle olur. Aynı zamanda şimdi konulara geçmeden önce bir de kitabınız çıkıyor. Ondan da kısaca bahsedelim mi? Evet, Eylül ayında, şu anda net tarihini bilmiyorum ama Eylül ayında Doğan Novus yayınlarından Bomba Gibi bir kitap geliyor. Kitabın adı sürpriz. Neden sürpriz? İçeriği yani öyle uygun gördük diyelim. Sürprizleri Evet, seviyoruz. evet. Astroloji artı kişisel gelişim ama İkisi harmanlandı ikisi yani. harmanlanmış bir başucu kitabı olacak nitelikte bir kitap. Ben çok içime sindi. Çok iyi olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Çok güzel bir kitap geliyor sevgili astroloji severlere. Daha doğrusu astroloji severler demek istemiyorum. Şöyle demek istiyorum İnci. Okuma yazma bilen ama astrolojiden hiç anlamayan birisi bile o kitabı okuduğunda birçok şey anlayacak diyorum. Çünkü astrolojik jargon hiç kullanılmadan ama çok güzel bilgiler verilerek yazıldı. Beklesinler. Evet, o zaman şöyle Güzel bir yapalım. kitap geliyor. Kitap çıktıktan sonra sizi tekrar konuk edelim. Aa, O olur zaman tabii. İstanbul'da oluruz muhtemelen. Tabii. Orada bu sefer daha ayrıntılı Tamam konuşmuş oluruz. söz. Çünkü şimdi Tabii. sürprizi bozmayalım. Evet, evet. Biz de zaten aslında programın formatında bir konuyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Çünkü her şeyi konuşacağız. Biz bu programda astrolojiye dair her şeyi konuşuyoruz. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama hiç fırsatınız oldu mu? Evet, izledim Sadece birkaç. haftalık Evet. burç yorumlarıyla Yok, evet. sınırlı değiliz. Çünkü astroloji gerçekten aslında derin bir konu ve biz de içine girmeye çalışıyoruz. Önce mesela size şimdi astroloji nedir diye sorsam, biz bu programı yapıyoruz ama belki de hiç bunu sormadık. Evet. Nedir ve hangi alanlarda kullanmamız gerekir? Tabii önce onu anlatmadan önce size minik bir sürpriz yaptım Oo. Kanal için. Aa, süpersiniz. Şöyle bir şey Harika. yaptım. Woman TV'nin ilk yayına girdiği tarihi baz alarak, ilk yayına başladığı saati ve tarihi baz alarak doğum haritasını çıkardım kanalınızın. Ama tarih bilgilerini nereden ulaştınız? Ben vermedim. Yok, internet biraz araştırma, biraz araştırma. Bunu baz alarak belki saatte bir yanlışlık olabilir ama genel bir takım bilgiler vermek sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Nelere dikkat etmeniz lazım, nasıl yayınlar vesaire. Bunlardan biraz isterseniz bahsedip ondan sonra Tabii astroloji evet, nedir diyelim. kısaca almak isteriz Şimdi burcunu gerçekten. biliyor musunuz mesela kanalınızın? Şimdi şöyle Oğlak olduğunu düşünüyorum 24 Aralık'ta Evet, yayına Oğlak girdiğimiz burcu. için. Yükseleni de Oğlak aynı O şekilde zaman çok ve prensipliyiz. evet gibi ama onu bir anlatacağım şimdi. Ay burcu kanalınızın yengeç ve esas ay düğümleri ve bugünkü konumuzda da bahsedeceğiz biraz ay düğümlerinden. Çok önemli iki enerji. Kanalın gitmesi gereken yön enerji yengeç burcu. Ve bu anlamda bir kere şöyle söyleyeyim. Haritanıza baktığım zaman bir isim, hani bunu bir çocuk olarak düşünürsek kanalı. Her şeyin ayrıca haritası çıkabilir. Arabanızın dahi, evinizin dahi bu arada. Sadece insan ya hayvanlarınızın her şeyin haritası olabilir. Kanalınızı bir çocuk olarak düşünürsek bu çocuğa bu kadar mı doğru isim konur dedim. Haritayı gördükten sonra. Bir kere evet Türkiye'deki bir kanal. Ancak yurt dışına açılma potansiyeli olmalı ve bu enerji var. Yani yayınlarınızın
çevrilerek yurt dışında yayınlanma potansiyeli var. Bir, ülkenin özellikle kadınlarına ki zaten Woman TV ismini de koymuşsunuz. Kanalın bütün amacı özellikle bu. Evet. Ya amaca çok hizmet eden bir çok harita güzel. Ya da haritaya hizmet eden bir isim aslında diyelim. Aslında hiç başta yani ben bu kadar bu programdayım. Tabii tarih saptayarak hani şöyle yapalım yapılmıyor, şu şekilde tabii, başlayalım tabii. diye başlamadık. Başlayan şirketler de varmış. Bunu da duydum. Tabii bunu hesaplayanlar ama var. Ama hani bunu yapmadan bu amaca hizmet ediyor olması haritamızın mükemmel. Mükemmel evet. Şimdi evet biraz prensipler, sorumluluklar, biraz geleneksel olan bazda yani alt metinde var ama biraz da Woman TV'nin akışla birlikte ilerlemeyi öğrenmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani çok didaktik böyle hani bu olmalı, böyle bir program yapmalıyız. Bu kadar katı kurallar içerisinde gitmek Woman TV'ye iyi gelmez. Neden? Çünkü güney ay düğümü de oğlak. Yani gitmesi gereken yer aslında su enerjisi, yani akış. Hani örnek veriyorum, X kişi sizin programınıza mesela konuk olmak istediğinde, kendi portfolyosunu size sunduğunda, baktığınızda eğer ki içinize siniyorsa onu yayına almalısınız demek istiyorum. Ne tarz programlar yapmalısınız? Mesela kesinlikle spiritüel yayınlar, işte astroloji mutlaka olmalı zaten Woman TV'nin içinde. Mesela enerji programları, sağlık yayınları ama şöyle sağlık. Hani beslenme olmalı ama nasıl beslenme haritaya göre konuşuyorum yine. Hani enerjinizi yüksek tutmak için nasıl beslenmelisiniz gibi. Yani biraz ruhsallığı içinde barındıran, biraz sağlıklı beslenmeyi anlatan, biraz spiritüel. Yine hani böyle bir ayurvedik beslenme gibi evet belki gibi, bir aynen öyle. Olabilir. Sağlıklı yaşam. Şimdi bizim Türkiye'nin de yükseleni yengeç. Dolayısıyla kanalın kuzey ay düğümünün yengeç olması ve ayının da yengeçte olması çok güzel. Zaten ülkedeki kadınlar sizi şöyle bir sarar, sever, korurlar. Yani kadınlara çok hitap eden bu program. Yurt dışına açılma potansiyeli var. Farklı farklı insanları, farklı farklı kültürleri de kanalınızda, yayınlarınızda barındırabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey, çok katı olmamak, yani çok kuralcı ilerlememek. Hani evet belli başlı kurallara sadık kalarak ama biraz da esneyerek, hani biraz da akışa bırakarak ilerlerse Woman TV için çok ideal günler var. Bu sene çok önemli kanalınız için. Çünkü ay düğümleri kavuşumu yaşıyorsunuz. Geçen sene ektiğiniz tohumları başlangıçla birlikte bu sene biraz daha taçlandırma şansınız var. Hani daha ileriye taşımak anlamında. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Yer değişikliği iyi gelir Woman TV'ye ve o kadar doğru bir seçim yapmışsınız ki deniz kenarında, su kenarında, hani sadece Bodrum olmayabilir bu. Herhangi başka bir yerde, bir kasabada yaz programları yapmak kanalın olmazsa olmazları. Hani sabit bir yerde kalmak kanala pek iyi gelmez. Aslında farkında olmadan sizin yaptığınız analizlere de uyum sağlıyor. Evet sanki, işte o yüzden kanalımız çok yani haritaya göre bir isim ve enerji. Bunları da söylemek istedim. Bir de kanalınıza şunu da ilave edeyim. Hani ünlülerin gelmesi kendi ekollerinde isim olan hani ünlü kişileri ağırlamanız da tabii ki size bir şans getirecektir. Ve kanalda bir çocuk enerjisi var ki bu güzel. Kanal potansiyeli, ekip içindeki çocuğu kaybetmeyen ruhlar, yaşı kaç olursa olsun, bu da çok güzel bir enerji. Hani böyle bir yaşlı, bir ağır bir enerjiden ziyade heyecanlı, dinamik, çocuk ruhlu bir enerji hakim gerçekten kanalda. Gerçekten öyle bir hakimiyet var. Ben şimdi Ay Burcu'nun da yengeçte olduğunu sizden öğrenince o aile yapısının da neden kaynaklı olduğunu az çok anlamış oldum. Çünkü biz burada gerçekten güzel bir aileyiz. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç burada kırgınlıkların olmadığı ilk çok defa güzel. Çalıştığım bir kurum benim de. O anlamda mesela sunucu arkadaşlarımız çıkar. Hepsiyle biz burada yayınlarımızı bitirir. Akşam hep birlikte vakit geçiririz. Çok kimse güzel. Odalarına çekilip tek başına kalmaz. Yani bu güzel yapı o yüzden de belki yengeçtenmiş. Evet aynen öyle ve bu sene dediğim gibi çok önemli. Şanslı bir yıldasınız. Yani kanal olarak da şanslı bir yıldasınız.
Bunu söylemek istedim. Astroloji nedir'den önce. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında biraz da benim soruma da bir yanıt oldu. Hangi alanlarda kullanabiliriz astrolojiyi dediğimde hemen siz de kullanabileceğiniz bir alanı. Evet, bu da alanlardan bir tanesi. Hı-hı. Evet. Şimdi astroloji nedir dediğimizde İnci, ben önce ne değildir anlatmak istiyorum, hı-hı, izin verirsen. Astroloji kesinlikle kehanet ve bir fal enerjisinde değil. Gelecekten haber alma birimi değil aslında ilk etapta. Astroloji daha çok bu yaşamda neden var olduğumuzu, bizim misyonumuzu, vizyonumuzu ve en önemlisi de zaten tekamül sürecimizi anlatan bir yol haritası aslında. Daha çok ruhla ilintili. Ben şöyle anlatırım hep verdiğim seminerlerde astrolojiyi. Astroloji başımıza gelen etki ise kader ona verdiğimiz tepkidir. Yani belli başlı şeylerin dışında aslında tek bir kaderimiz ve bize dikte edilen bir kader de yoktur. Hani doğum anımız, ölüm anımız ama arasında bireysel olarak seçimlerimiz vardır bizim. Ve işte ruhun o yolculuğunda, o sonsuz yolculuğunda astroloji nerede durmamız gerektiğini, hani bunu bir araçla yolculuk olarak da düşünürsek nerede frene basacağız, nerede gaza basacağız, nerede mola vereceğiz? Biraz zamanı etkin kullanmak, yetkin kullanmaktır aslında astroloji. Daha çok bizim ülkemizde astrolojiyi hani benim başıma ne gelecek ya da ben ne yaşayacağım şeklinde bir merakla insanlar, hı-hı, kullanmak istiyorlar ama bu alanda eğer yola çıkarsanız yolda kalırsınız diyorum. Neden? Çünkü astrolojideki etkiler %100 etki olarak değerlendirirse doğru çıkar ama kendi hayatımıza bunu uygulamaya kalkarsak yanılma payı olur. Neden? Çünkü bireysel irademiz var bizim. Hı hı. Yani şöyle de özetlersem, örneğin sen bana danışmanlığa geldin ve ben senin önündeki bir yılını öngörü tekniğiyle sana anlatıyorum. Merakların var, iş hayatınla ilgili, ilişkilerinle ilgili, sağlığınla ilgili. Ben sana şunu söylüyorsam eğer, İnci, önümüzdeki yıl evliliğinde bir sıkıntı olabilir, örnek veriyorum. İşten ayrılabilirsin. Mesela bunlar bir, hı hı, kişinin bireysel alanına hem bir karma yaratmak, evet, değil mi? Senin yerine senin vereceğin kararı bilmeden ahkam kesmek oluyor oradaki etkiye, hı hı, bakarak. Peki gelecekle ilgili nasıl kullanabiliriz, hı hı, astrolojiyi? Şu etkiden bahsedebiliriz. Bir de şöyle kullanacağım cümleyi, bak hangisi kulağa daha doğru ve sağlıklı geliyor, hı hı, sen karar ver, izleyicilerimiz karar versin. İnci, önümüzdeki yıl şu şu tarihler arasında evliliğinle ilgili doğru karar verip vermediğin olabilir. Belki biraz sıkıntılı bir süreçten geçebilirsin, bu alana dikkat et. Ben, hı hı, ne yaptım sana bir uyarıda bulundum. Evet. Ya da İnci, önümüzdeki yıl işte şu tarihte, hı hı, işinle ilgili çok agresif davranma, hı hı, örnek veriyorum iş hayatında. Ya da biraz öne çıkman gerekiyor. Yani, hı hı, rüzgarı, hani sörf yapanlar bilir ya, hani arkaya almakla rüzgara karşı koşmak, hı hı, çok farklıdır ya. Astroloji biraz buna, evet, destek yani veriyor. Yani ilk yorumunuzu, yani aslında bu tarz yorumlar yapan net kişiler de var sanırım. Bunlar da sanırım biraz psikolojiyle harmanlamayan kişiler astrolojiyi. Evet, biraz egoları da yüksek oluyor. Çünkü düşünmeden aslında söylediğiniz gibi o karmik etkiyi yaratıyorlar. Evet. Ve ben belki toparlamam gereken şeyi nasılsa bozmam gerektiğini düşünüyorum. Algı yaratıyorum bir kere. Hı hı. Bir de bunu ben şimdi senle diyelim ki birebir danışmanlık yapıyoruz. Bir de şu anda ekrandayız. Bizi bir sürü insan izliyor. Yazıyoruz biz, hı hı, gazeteye, oraya buraya, değil mi? Mesela tutulmaları yorumladıkları zaman işte uçak düşecek. Örnek veriyorum, bunu yapan insanlar var, isim hiç vermiyorum. İşte yangın çıkacak, hı hı, deprem olacak. Kolektif üzerinde çok ciddi bir hem felaket senaryosu yazıp, hı hı, çıkabilir çıkmayabilir, orada değiliz. Ancak düşünebiliyor musun, bir enerjiden bahsediyoruz. Ben sana 40 kere bir şey söylesem inanırsın, hı hı, gibi bir değiş, evet, vardır hani. Çünkü biz de okuduğumuzda, algı yaratıyoruz. Biz de biriyle sohbet esnasında böyle olacakmış diyorum. Hadi ben de yaydım o enerjiyi. Bunun ucu bucağı yok sonuçta. Tabii ki yok ama etkiden bahsetmek, hı hı, kesinlikle doğru. Evet. Tutulma anlatılıyor, hı hı, ya da herhangi başka bir şey anlatılıyor. Orada ne tip etkiler var? Ben hep şöyle diyorum. Ne yaşadığını herkes, hı hı, bilir. Bak, ne yaşadığını sen de ben de hepimiz biliriz. Önemli olan niye onu yaşadığın kısmı.
Doğru mu? Sen eğer sürekli iş hayatınla ilgili bir sorun yaşıyorsan zaten biliyorsun sorununu. Ama sen acaba o iş hayatındaki sorunu neden yaşıyorsun? İşte neden yaşıyorum dediğin zaman eğer ki müracaat ettiğin birim astroloji ise sonsuz bir destek ünitesi oluyor sana. Çünkü aslında orada bir sınav oluyor genelde. Atlatman gereken bir bariyer oluyor ve sana onu gösteriyor. Aa ben demek ki bunu yaptığım için bu sıkıntıyı yaşıyorum diyor kişi, aydınlanıyor. Bir kere farkındalık kazanıyor. Bunlar çok önemli yetiler. Biraz daha bana göre astroloji kişisel gelişim alanında olmazsa olmaz bir ünite. Hani insanın kendi farkına varması. Mesela potansiyel nedir? Az önce makyöz arkadaşla konuşurken mesela onun da tabii haritası üstünden gittik. O kadar doğru bir işi yapıyor ki herkes acaba haritası doğrultusunda, yetenekleri doğrultusunda doğru mesleği mi yapıyor? Ya da çocuklarımızı ebeveynler olarak yani hepimiz, bütün çocuklar doktor olamaz, bütün çocuklar mühendis olamaz. Ressam da olacak, sanatçı olacak, şair olacak, öyle değil mi? Ama haritasında belki doktorluk yeteneği olmayan bir çocuğu, bir ebeveyn biliyorsun işte kurslara gönderiyor, ona göre altyapısını hazırlıyor. Çocuklar için de aslında bir danışmanlık almamız gerekiyor. Tabii nelere yatkın olduğu bazen, çünkü ebeveynler kendi içinde bastırdıkları meslekleri çocuklarına uyarlamaya çalışıyorlar ve bu çocuklarda da ters tepki yaratabiliyor çoğu zaman. Tabii ki. Bununla ilgili de çocuklar için de zaten bizde daha önce sevgili Sare Palaska var, çocuk astrolojisi yapıyor. Onunla böyle bir program yapmıştık. Aa, ne güzel. Tabii burçlara göre sıralıyor ama burçlarla tabii sınırlı oluyor ister istemez. Tabii. Birkaç kişinin de kişisel haritasına bakma fırsatımız olmuştu çocukların. O da en azından erken yaşta yatkın olduğu meslekler için güzel bir... Tabii, özellikle çocuklara gelecek transitleri değil de yani gelecek, ben öngörmüyorum ya da benim fikrim bu. Ama 6 aylık bir çocuğa dahi bir annesine ya da babasına bu çocuğun potansiyeli nedir? Hani matematik zekası, yeteneği, korkuları mesela, bu çok önemli. Bilinç altında neler var? Bunların hepsi, zaafları, sağlık durumu, potansiyeli söylenirse... Düşünebiliyor musunuz ne büyük bir hazine? O anne baba çocuğunu yeteneği doğrultusunda geleceğini hazırlıyor olacak. Zamandan kazanacak, ekonomiden kazanacak. Çünkü yeteneği olmayan bir çocuğu dans kursuna göndermek ne kadar doğru. Dans edemiyor çocuk mesela, öyle değil mi? Yani o yüzden astrolojinin hizmet ettiği alan korkunç. Sadece doğru kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum astrolojiyi. Sadece hani ben evlenecek miyim, ben ayrılacak mıyım? Genelde danışanlar sağ olsunlar şöyle geliyorlar hep. Örneğin bayanlar. İşte bir hayatımda birisi var, beni seviyor mu? Hani burada biraz hep dedim ya başta da fala giriyor yani bir kehanete giriyor. Bu değil astroloji. Bu hiç değil. Önce bir kendi farkına var. Sen nesin, kimsin? Bu yaşamdaki rolün ne? Hepimizin bir ayrı bir rolü var. Önce bir onu anla. Önce bir zaaflarını gör, korkularını gör. Onların üstüne çık, farkındalık kazan. Ve ondan sonra zaten o kadar rahat gidersin ki tekamül sürecin de kolaylaşır. Sınavlarını da daha kolay atlatırsın. Ve hiç kimse tek bir burçtan ibaret zaten değil. Evet doğru, onu konuşacağız zaten. Evet, evet. Şimdi geçelim mi ona direkt? Çünkü yöneticilik kısmını merak ediyorum. Ben ilk size telefon konuşması yaptığımda siz sanırım fark etmiştiniz. Benim tamamen akrep gibi bir akrep olmadığımı. Evet. Ben de merak ediyorum çünkü akrep gibi değilim tamamen. Evet. Prensiplerim var. Nereden geliyor bu prensipler? Hemen yöneticiliği konuştuk sizle. Öncelikle nedir? İnsanlar yöneticiliklerine benzer demiştiniz bana. Nedir bunun açılımı? Şimdi güneş burcunuz, siz, senden gidelim. Tamam. Gidelim. Güneş burcun akrep, değil mi? Evet. Şimdi akrebin yöneticisine gidiyoruz. Yöneticiliklere benzer başlığı buradan geliyor. Akrebin yöneticisi Mars'tır. Haritadaki Mars'ın hangi burçta yerleştiği burada önem kazanıyor. Eğer güneşin akrep, Mars'ın da akrep olsaydı aynı yorum yapmayacaktım. Çünkü akrebin yöneticisi Mars zaten kendi yönettiği bir yerde olduğu için sen varoluş amacında dolu dolu bir akrep enerjisiyle ortaya çıkacaktın. Ancak bu durumda senin yönetici enerjin, liderlik potansiyelin, bir kere Mars Oğlak'ta yüceldiği için krizleri çok ustalıkla yönetebilirsin. Mesela bu sana doğuştan gelen bir yetenek. İşinin sahibisin, hani öyle denir ya, dikkatlisin, uzmansın. Yani işinde
uzman olarak ortaya çıkmak istersin. Yalnız kontrol enerjin çok yüksek olabilir. Mesela akrepte de vardır bu, hele oğlak olunca. Ama ben Mars oğlaktaki kontrol enerjisini akrepe göre daha tercih ediyorum. Neden? Çünkü orada bir Satürn disiplini var ya oğlaktan sebep. Dolayısıyla orada o kontrol etme enerjin iyi iş çıkması adınadır senin. Tabii. Hani iyi bir şey sunalım, bir hata yapmayalım geri planda. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Hani nizamına uygun olsun. Biraz yaşamı sana ciddiye almayı, biraz toprak enerjisiyle somut verilere sahip çıkmayı ve güvenmeyi verir. Hani sen aslında akrep görünümlü bir oğlaksın da diyebiliriz bu noktada. Geleneksel olmak, hani geri planda bunlar da çalışır. Kurallar fazlaca vardır. Saat, kurallar, hani tüm bunlar oğlak enerjisine girer. Yükselenin terazi, oraya gidelim. Şimdi yükselen de çok önemli. Hepsinin yöneticisi. Yani nereye gidiyoruz? Harita tek bir bakış açısıyla ele alınmıyor ya. Yükselenin terazi, burada da yöneticisin kim terazinin? Venüs. Bu sefer Venüs'e gidiyoruz. Evet. Venüs'ün nerede yerleşmiş? Senin Venüs'ün yayda olduğu için bu sana bir kere yükselen bizim kafadan dış görünüşümüzdür. Direkt. Fiziksel yapımıza yükselenle gidebiliriz, görebiliriz. Aslında evimizin giriş kapısı diyebiliriz oraya. Hani misafir nereden gelir? Kapıdan, camdan giren bir misafir var mı hayatımıza? Yok. Ve biz misafir, yani bizim yükselenimiz vitrinimiz. Böyle anlatalım, daha iyi anlasınlar. Bir ülkeye gittin, hiçbir marka bilmiyorsun. Alışveriş yapacaksın, bir kıyafet alacaksın. Neye dikkat edersin? Vitrine. İlk etapta o vitrin seni çeker. Ya o vitrinden sebep o mağazaya girersin ya da vitrinden sebep girmezsin. Hani bazen ilk tanıştığımızda enerjim ne tuttu seninle, seni çok sevdim, sanki seni tanıyorum dediğimiz noktada bizim yükselenlerimiz konuşuyor aslında. Dolayısıyla senin yükselenin terazi, ama Venüs'ün yay olduğu için dış görünüşünde Türklere benzemeyen bir eda var. Gerek fiziksel yapında, gerek yabancılara benziyorsun. Gezmeyi, seyahati seversin. İlişki evet önemlidir terazi olduğun için. Ama o ilişkinin içinde senin bir özgür alanın da kalmalı sana. Sana bir baskıyla gelen bir ilişki seni mutsuz eder. Biraz kendi alanında, kendi özgürlüğünde olabilmelisin. Doğru muyum? Evet. Şimdi ben mesela bu o yayların da nereden bende baskın olduğunu merak ediyordum. Hani sadece Venüs'ümün yay olması bu kadar etkilememeli diye. Tabii yükselenimi yönetici. Fakat yükselenimizin de yöneticisinin hayatımızdaki yansıtmasını şu an öğreniyorum. Çok da yine yeni bir bilgi öğrendiğimiz güzel bir program oldu. Çünkü bu bakış açısıyla bakmamıştık hiç. Bak mesela ben birkaç tane ünlüleri not almıştım. Evet. Onlardan bahsedeyim. Belki daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Kimler var listenizde? Mesela birkaç kişi almışım. Neye göre almışım bilmiyorum. Belki kendi sevdiğim insanlara göre almış olabilir. Mesela Brad Pitt'i aldım. Brad Pitt yay burcu bir erkek. Ama Jüpiter'i, yani yayın yöneticisi Jüpiter. Burada hemen onun tabii yöneticisine gidiyoruz yine. Koç burcunda. Dolayısıyla Brad Pitt'in o Jüpiter koçta şöyle bir enerji verir. Denenmemişi denemek. Yeni bir yenilikçi hareketler. Dikkat edersen Brad Pitt'in yaptığı bütün filmler kendine hastır. Hani kimse değişik karakterler canlandırır. Değişik hikayelerde rol alır ve bu ona şans ve başarı getirir aynı zamanda. Evet, her rolde de başarılı da bir şekilde gerçekleştiriyor gerçekten. Atletik bir yapısı vardır. Sporla çok iç içedir. Hareketlidir Jüpiter Koç'ta. Hem yay hem koç ateş elementi olduğu için ona o cesaretli, o girişken, o korkusuz doğayı da veriyor mesela. Serenay Sarıkaya'yı almışım mesela. Ülkemizde sevilen bir kişi. Mesela Yengeç Burcu kendisi. Ama Ay'ı, yani Yengeç'in yöneticisi Ay Kova Burcu'nda. Şimdi o onun marjinal duruşu vardır bilirsin. Evet. Böyle bir kendine has bir tarzı, tavrı, giyimi, kuşamı tamamen vardır. Tamamen kovadan geliyor. Tamamıyla kovadan geliyor. Arkadaşlar, grup çalışmalarındaki başarısı. Hani bir projedeki başarısı. Çok fazla gezmesi, yine böyle bir ilişki yaşasa da, duygusal olsa da yine o özgürlüğüne düşkün tavrı. Hani böyle bir
elde edilemez bir enerjisi vardır Serenay'ın. Hani hı hı. ne kadar sahip olursan ol, sanki tam sana ait değilmiş gibi duran o duruşu, işte o kovadan gelen bir enerjidir. Sezen Aksu mesela, yine Yengeç Burcu ama Ayı Yay'da mesela, Yay Burcu'nda Yengeç'in yöneticisi. O da şarkılarındaki o sözler, herkesin çok yüreğine dokunan o felsefeler. Bak dikkat et. Hep o yayın o felsefe enerjisinden gelir. Evini çok sever. Ama aynı zamanda böyle bir kendine özgü bir tavrı vardır. Sezen Aksu aşkı dibine kadar yaşar ama yine de bir özgür, o yayın o hani o özgür enerjisi vardır ya, onu hissederiz. O şarkılarındaki o felsefe, o ruhsallık, o spritüellik, o inanç hep sözlerine yansımıştır, şarkı sözlerine. Hepsi Yay'dan geliyor yani. Evet, Yay'dan geliyor. Çünkü Yengeç biraz daha ailesine düşkün, daha duygusal. Evet. Tabii de o duygusallık olmadan o şarkılar yazılmıyor, ama evet, yayın tabii. verdiği o muhteşem enerji gerekiyor. Evet, demek aynen ki. Öyle. Hani hem evinde oturarak o Yengeç enerjisini aktive ediyor ama bir taraftan da ruhu, böyle bir özgürlük de var ruhta. Ay ruh ya hani, o ruhta bir elde edilemez. Hani çok seviyor, çok aşık. Zaten o kadar aşık olması, o sözler nasıl çıkacak? Çok güzel sözler yazıyor ama bir taraftan da hani o hali var. Bir de son olarak Kıvanç Tatlıtuğ almışım. Kendisi Akrep Burcu. Değil evet. mi? Ben de öyle duymuştum. Evet. Mars'ı yani Akrep'in yöneticisi Başak Burcu'nda. Kıvanç Tatlıtuğ'a baktığımızda sürekli üretir inci, bak dikkat et Başak'ın enerjisine. Sürekli çalışır, emekçi bir hali vardır, saygı duyar, ülkenin her meslek mensubuna saygı duyar, o ondan geliyor. Çok fazla üretir, sağlığına çok düşkündür aynı zamanda Başak olduğu için, dikkat eder fiziğine, görünüşüne. Bu şekilde ilerliyor yani. Ama sadece güneşle gidemeyiz yöneticiliklere. Çünkü haritaya baktığımızda güneş yöneticisi, yükselen yöneticisi, ayın yöneticisi. Bu şekilde gittiğimizde, az önce aşağıda makyaj odasında da sohbet ettiğimiz gibi, haritadaki bütün sembolikler birbiriyle konuşur. Ama en azından şimdi yaptığımız örneklemelerle, tabii her zaman söylüyoruz, danışmanlık alınca farklı bir bakış açıyla kendini anlayabiliyorsun, ama en azından artık haritalara ulaşabilmek mümkün. İnternete girdikleri vakit bir şöyle bir yönetici gezegeni neredeymiş bakabilirler. Oradan da o hangi burcun özelliklerini almışlar, nasıl taşıyorlar. Bununla ilgili de verdiğiniz örneklerle gayet açıklanır oldu zaten. Muhtemelen meraklılar bakacaktır. Son olarak da o zaman şimdi karmik ay düğümlerini konuşmak istiyorum. Çünkü çok önemli çok hayatımızda. Önemli. Nedir bu önemi? Nerelerde etkiliyor? Nereden geldik? Nereye götürüyor bizi ay düğümleri? Evet. Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Aynen, ay düğümlerinin aslında başlığı bu. Şimdi ay düğümleri bizim kadersel rotamızın mimarlarıdır. Her haritada, her kişide, her ev içinde çıkarsak, araba içinde çıkarsak bir ay düğümümüz olacak. Ne anlatır ay düğüm? Her zaman iki zıt burçta yerleşir. Yani bir taraf koçtaysa diğer taraf terazide olmak zorundadır. Ya da yengeçteyse oğlakta gibi. Kuzey düğüm bizim yüzümüzü çevirdiğimiz ve ileri doğru gitmemiz gereken yöndür. Güney düğüm ise sırt tarafımız gibi düşünürsek, hani gemiler şeylerde vardır ya, iskele tarafı, kıç tarafı gibi düşünelim onları biz böyle. Arka tarafımızda güney düğümde bırakmamız gereken ama devamlı aynı davranışlarda bulunduğumuz, aşina olduğumuz bir alandır. Şimdi dualitenin yansıması gereği iki zıt burçta olur ve tüm sınavlar, tüm yaşadıklarımız inci, bütün bu yaşamda yaşadığımız her şey bizi kuzey ay düğümüne taşımak içindir. Çünkü bilmediğimiz alandan ürkeriz insan olarak. Şimdi sen burada tanıdık bildikten sonra burada kendini güvende hissedersin, doğru mu? Ama bilinmeyen her zaman çok güvenli olmayabilir ki, çünkü kişi hangi enerjiyle karşılaşacağını bilemez. Dolayısıyla güney ay düğüm tarafında kalmaya meyilli oluruz ilk doğduğumuzda. Çünkü o bizim bildiğimiz bir enerjidir ve ona tutunuruz. Ancak sistem bizi bir şekilde transitlerle, yaşadıklarımızla, semboliklerle ittirerek seve seve gerekirse bir şekilde kuzey düğüme doğru
götürmeye başlar. Peki yaşadıklarımız bizi götürmeye başlıyor. Ama götürmediyse eğer, yani biz gitmemiz şart mı? Şart. Hı hı. Şart. Yani şimdi sabit şöyle, bir burçtan sabit bir burca gideceğim de o yüzden soruyorum bu kadar senin zorken. Senin ay günlerin neydi? Akrep'ten boğaya gitmem gerekiyor. Boğaya gidiyorsun, evet. Aslında güzel bir yerleşim. Ben seviyorum akrepten boğaya gitmeyi. Sadece güneşinle kavuştuğu için güney ay düğüm sana biraz sıkıntı verebilir ama daha konfor alanına gidiyorsun. Daha bir keyfe gidiyorsun. Yani krizleri geride bırakıyorsun. Hani öyle düşün. Akrebin o korkusuz, o hani küllerimden yeniden doğarım. Bana hiçbir şey olmaz bir tavrı vardır ya enerji olarak. Boğa'ya gidiyorsun. Yani zenginliğe, maddi konfora, istikrara, sadakate. Evet. Keyfe gidiyorsun, yani keyifli bir yere gidiyorsun aslında. O zaman yani demek ki bütün herkese tam karşı zıt burcuna gitmeyi yönlendiriyor. Şimdi bilmeyen de zaten, şimdi bilenle bilmeyen biri olmaz ama bilmeyen de bir şekilde o yöne zaten gidecektir. Ha şöyle diyebiliriz, bu cümleyi şöyle kuralım istersen. Herkes gitmelidir ama kiminin gidişi çok zor oluyor. Sabit olabiliyor ya da bu daha başka bir konu da. Mesela anne karnındayken doğum öncesi güneş tutulma haritamız çok önemli oluyor. Oraya baktığımızda kişinin kuzey ay düğümüne gidip gitmeyeceğini ya da daha kolay gidip gitmeyeceğini çok net anlayabiliyoruz. Bazısı inat ediyor, çok zorlanıyor güney ay düğüm tarafını bakmakta. Onun sınavları daha ağır oluyor. Ne kadar çok, şöyle anlatalım. Kuzey ay düğüm Jüpiter enerjisindedir. Güney ay düğüm de Satürn enerjisindedir. Yani güney ay düğümde çok fazla karma tabii doğal olarak ve sınavlar vardır. Aslında bizim hani koşa koşa Jüpiter'e doğru, hani Jüpiter'e doğru gitmemiz gerekiyor. Fakat sebebi işte korkularımız. Bilmiyoruz neyle karşılaşacağız. Doğal olarak şöyle düşün. Senin bir yemek yeme tarzın var. Devamlı çatal bıçakla yemek yiyorsun. Bu şekilde öğrenmişsin. Bu şekilde yemek yemeye devam ediyorsun 10 yıl, 20 yıl. Bir anda geliyor diyor ki sana birisi ya da bir enerji, artık elinle yemek yiyeceksin. Senin o davranışı geride bırakıp, o alışkanlığı geride bırakıp yeni bir alışkanlık kazanman, yani kuzey ay düğüm biraz tabii seni yoruyor, ne yapıyor, zorluyor ve sen oraya giderken sürekli bir davranış tekrarına düşüyorsun. Ne yapıyorsun? Güney ay düğümünü tekrar ediyorsun. Güney ay düğümünü tekrar ettikçe hata yapma şansın daha fazla oluyor. Ve sürekli hayatlarında eğer devamlı aynı sıkıntıyla dönüp duran insanlar varsa bilmeliler ki güney ay düğüm tekrarındalar. Mesela sürekli iş hayatında sınanıyordur. Devamlı farklı farklı kişilerle, farklı farklı işlerle ya da ilişkilerinde sınanıyordur. Ya da hep aynı çukura düşüyordur diyelim. Bilmelidir ki kişi, demek ki güney ay düğümünde bir tekrar yapıyor. Tekrar yaptıkça hani hatalar zinciri gibi. Halbuki oradan çıkıp kuzey ay düğümü yönüne gidebilse, ama bunun için tabii haritasını bilmesi. Kuzey ay düğüm enerjisini bilmesi. Hani kuzey ay düğüm koç kişisi ne yapmalı örneğin? Kuzey ay düğüm boğa kişisi ne yapmalı gibi. Hani en azından birer ikişer cümleyle bunu bilirse kişi neye hizmet edeceğini de tabii ki öğrenmiş olacak ve yolculuğu daha kolay geçecek aslında. Onunla ilgili bir kitap vardı. Ruhsal Yolculuk sanırım adı. Okumuştum. Onu çok güzel anlatıyor. O ay düğümlerini değil mi? Ay düğümlerini. Evet, en azından onunla ilgili de bir fikir edinme şansı olabilir. En azından olabilir. Ay düğümlerini bilirlerse bununla ilgili farklı kitaplar var. Bunları okuyarak ruhsal da... Ruhsal astrolojiydi adı. Ruhsal astroloji. Tamam, evet, karıştırdım orada, çünkü. Evet, orada en azından öyle bilgiler var. Tabii. Zaten o bile insana bir fikir veriyor bu yaşamdaki duruşuyla ilgili. Aslında neden hata yaptığıyla ilgili, ne yapması ne yapmaması gerektiğiyle ilgili. Hani o bile, yani insanlar yeter ki ince biraz kendi farkında olsunlar. Yani hani ben kimim, hani ben sarışınım, mavi gözlüyüm ya da işte kumralım, yeşil gözlüyüm değil hayat ya. Hani biraz ruhsal anlamda bir derinliğe inmek gerekiyor ya. Bazen bazı yaşadıklarımız bizi oraya götürüyor ama belki de herkes gitmeyebilir. Yani direnebilir, direnebilir. Bu konuda. Ama bence direnmek yerine gerçekten o ruhsal yolculuğa dediğiniz gibi çıkmakta fayda var. İster istemez sistemler değişiyor bir şekilde. Evet. Zaten gittikçe dikkat edersen daha çok spiritüellik
ilgi alanı olmaya başladı. Evet, İnsanlar son birkaç yıldır arttı buna ilgi. Onun peki astrolojide herhangi bir gezegenle ya da bir dönüşünün alakası var mı? Neptün balık burcuna geçmesinden sonra, Neptün balık burcuna geçtikten sonra biraz daha teslimiyeti, akışı, kolektife. Çünkü Neptün kolektif bir gezegen, jenerasyon gezegenidir. Biraz daha Kova'dan geçti oraya. Hani Kova'da daha bir işte teknoloji şu vesaire, maddi etkiler barındırıyordu. Şimdi değişecek o zaman. Biraz daha biraz gittikçe daha. Teknoloji konular. Tabii ki ilerleyecek. Ama dikkat edersen akıllı telefonlarımızın içerisinde hep böyle bir izlediğimiz şeyler, filmler belki, belki takip ettiğimiz şeyler daha çok spiritüel olmaya başladı. Evet, yani birçok aslında yabancı dizide de karşımıza çıkıyor astroloji de aynı şekilde. Evet. Süremizin sonuna gelmişiz. Aslında daha konuşacağımız çok konu vardı ama yine de çok güzel bilgiler öğrendik. Yeni bir bakış açısı geldi. Çünkü genelin dışına çıktık, bilmediklerimizi öğrendik. Bu da insana keyif veriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, yine Yalıkavak Marina'daki Marina sohbetlerimiz sona erdi burada. Astrolojiye dair yine birçok şey öğrenmiş olduğumuzu umut ediyorum. Yarın yine aynı saatte buradayız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.